arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu tığ işi elbise modelini anlatmak istiyorum. Elbiseyi ben bugün 1 yaş ölçü ile anlatıyorum. Ama siz isterseniz daha küçük bebekleriniz için veya daha büyük çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Elbisenin örgüsüne bu bel lastiğinin buradan zincir yaparak başlıyoruz. Siz yapacak olduğunuz bebeğinizin veya çocuğunuzun bel ölçüsüne göre başlangıç yaparsanız istediğiniz ölçüde başlamış olursunuz. Bu bel lastiğinden sonra modelli bölümü başlıyoruz. Modelli bölümün bitiminde bu çiçekli bölümleri yapıyoruz bakın. Etek yüksekliği yapacak olduğunuz bebeğinizin veya çocuğunuzun boyuna göre veya tercihinize göre daha kısa veya daha uzun da yapabilirsiniz. Son olarak da bu roba bölümünü yapıyoruz. Elbise yapıyoruz bakın. Ben askılı yaptım elbiseyi arkadaşlar. Arka görüntüsüne bakalım. Bu şekilde iki askı ile kullanışlı bir elbise yaptım. Açalım askılarını da. Sade olarak görelim. Roba bölümüne de böyle çiçek yaptım. Beline de bu şekilde bakın ip kordon yaptım. Siz bunları yapmasanız da olur. Sade olarak da yapabilirsiniz. Eğer siz de benim gibi bu çiçekten yapmak isterseniz veya bu ip kordondan yapmak isterseniz her ikisinin anlatımı YouTube kanalımda var. Sizler için bunların olduğu YouTube linklerini bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun açıklama bölümünde bulunan çiçek ve fıstıklı ip kordon linklerine tıklarsanız siz de bunlardan yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel elbisemizi yapacağız. Elbiseye başlamadan önce ölçülerini de size vereyim. Fikriniz olsun arkadaşlar. Bakın, bel lastiğini buradan ölçüyorum. Bel lastiğini düğmeli yaptım ben. Bakın bu şekilde bebeğe giydirip çıkarması kolay. İlk önce bel örgüsünü ölçelim. Bakın buradan düzelterek ölçeyim. Ölçtüğüm zaman 25 santim genişlik var. Yüksekliğini ölçüyorum. 26 santimetre etek yüksekliği var. Elbise olarak roba bölümünden bitmiş şekliyle ölçüyorum. 37 santimetre yükseklik var. Bu da 1-2 yaş arası çocuklarımız için çok güzel arkadaşlar. Bu elbisenin örgüsünde iplik olarak Alize Happy Baby Soft ipliğini kullandım. 100 gram iplik üzerinde 330 metre iplik var arkadaşlar. Bu iplikten bir adet iplik tam bitti. İkinci ipliğin de yarısını kullandım. 1,5 adet ipliğe ihtiyacınız var. Çiçek bölümlerini yapmak için de yeşil olarak bunu kullandım. Bu renk olarak da bunu kullandım. Siz bu çiçeklerini istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Bu ipliğin rengini soran arkadaşlar var. Renk numarası 310. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Kullanmış olduğunuz iplik üzerinde kaç numara tığ kullanmanız gerektiği tavsiye edilmektedir. Bakın benim kullanmış olduğum iplik üzerinde 3 ile 4 milim arası tığlar tavsiye edilmekte. Ben 3 milimlik tığ kullandım. Siz de elinizin sıklığına ve ipliğinizin kalınlığına uygun olarak istediğiniz numara tığları kullanabilirsiniz. Düğme olarak da 2 adet askıya 1 adet de etek bölümünün buraya olmak üzere 3 adet düğme kullandım arkadaşlar. Malzemelerimizi söyledim, ölçülerimizi verdim. Hazırsanız hep birlikte bu güzel elbisemizin örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açarsanız bundan sonra kanalıma video yüklediğim zaman size bildirim gelecektir. Yeni videolardan ilk önce sizin haberiniz olacaktır. Size gelecek olan bildirimler de aynı abonelikte olduğu gibi ücretsizdir arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler.
Örgümüze bebeğin bel çevresine göre zincir yaparak başlıyoruz. Ben ilk ilmeği bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği o şekilde oluşturabilirsiniz. Ve zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Bu zincir sayısı bebeğinizin beline göre değişecektir arkadaşlar. Zinciri bebeğinizin beline ölçerek yaparsanız daha iyi olur. O kadar zincir yapın ve çok sıkı yapmayalım. Bir sonraki sırada bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. Sıkı olmaması iyi olacaktır. Yapacak olduğunuz bebeğin bel ölçüsüne göre zincirleri yapalım. Ben 93 zinciri yaptım arkadaşlar. Siz bu zincir sayısını bebeğinizin beline ölçerek yapın. Daha güzel olacaktır. Ben standart ölçüde yapıyorum. Yapmış olduğum bu 93 zincirin kaç santim olduğunu da ölçüyorum. Bakın başlangıcı sıfıra tutuyorum. Örgüyü çektirmeden ölçtüğüm zaman 41 santim zincir uzunluğu var. Bir, iki, üç zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir, iki, üç ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bu sırada bir sıra trabzan sırası yapacağız. Bu şekilde bakın. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak devam edelim. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak bakın ben sırayı tamamladım. Bir sıra trabzan sırası oldu. İkinci sıradayız. İkinci sırada bu trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yapacağız. Lastik örgüsü yapacağız. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk trabzanı bakın bunu benden taraftan boşluğa tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu trabzanları da çok sıkı yapmayalım çekmesin. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer bakın bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Benden taraftan bakın düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Görüntü olarak bakın böyle oluyor. Her iki tarafının örgüsü de aynı görünüyor. İkinci sırada trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4 ilmek kalasıya kadar. İkinci sırada trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonunda 1, 2, 3, bakın 4 trabzan kalasıya kadar tamamladım. Bu 4 trabzanı düz yapacağız. Bakın tepe noktalarını batarak yapıyorum bunların. 1 2 3 bakın en son üst zincir yaparak döndüğümüzde de bir trabzan yapıyorum. 4 trabzanı düz yaptım burada. Düğmeli yapacağız biz bugün bunu. Onun için bakın bu altta kalacak. Düğme deliği olarak da burada yaptığımız boşlukları kullanacağız. Bu şekilde birleşecek. Onun için bu sıra sonunda 4 ilmeği düz trabzan yaptım. 3. sıradayız. 3. sıraya çıkmak için bakın bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan yapacağız. Bu 1, 2, 3, 4 ilmeği. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer 3 ilmeği de trabzan yapıyorum. Sıra başında 4 ilmeği bakın trabzan yaptım. Bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanları da
Bu sırada nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alarak yapacağız. İlk bakın bu benden taraftan düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğeri ters tarafta görünüyor. Ters taraftan bakın tığı boşluğa taktım. Trabzan yapıyorum. Düz görünüyor. Düz taraftan boşluğa takıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bu sırayı trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda üst zincir yapıp geriye dönelim. Yine nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapalım. Buraya geldiğimiz zaman bu 4 trabzanın tepe noktasına trabzan yapacağız. Yani trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Düz olanları düz yapıyoruz. Lastik genişliğini siz kaç santim istiyorsanız, kaç sıra istiyorsanız o kadar sıra sayısınca gördüğümüz gibi yaparak tamamlayalım. Bel lastiğini ben tamamladım arkadaşlar. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 sıra benim için yeterli. Santimetre olarak da ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 3,5 santim genişlik var. Ben bunu yeterli görüyorum. Ama siz isterseniz tercihinize göre bir sıra daha yaparak 5 sıra olarak tamamlayabilirsiniz. Şimdi bunu birleştireceğiz. Modelli bölüme geçmeden önce bir sıra sık iğne yapıyorum. Bakın birleştirmeyi. Bu düz tarafı bakın altta kalacak. Şöyle yapalım. Bu bakın bir düz bir ters yaptığım üst bölümde kalacak. Şöyle tutuyorum arkadaşlar birleştirmeyi. Burada 4 trabzan yapmıştım. Buradan da bakın 1 2 3 4 ilmek sayıyorum. 4. ilmeğe tığ takıyorum. Bu ilmeğe tığ taktım. Bakın buraya çekiyorum bunu. İlmeği böyle aldım. Bakın birleştirdim. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. İkinci ilmeğe bakın tığ takıyorum. Karşıdan ikinci ilmeğe tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçüncü ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan üçüncü ilmeğe tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Son ilmeği bakın boşluktan da alabiliriz. Karşıdan dördüncü ilmeğe tığ taktım. Sık iğne yaptım. Burada 4 sık iğneyi yaptık. Diğer ilmekleri de bakın her ilmek üzerine birer defa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bakın burayı birleştirdik. Buraya düğme diktiğimiz zaman daha kullanışlı olacak. Sıra sonuna kadar her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak devam edelim. Bir sıra sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar tamamladım. Bu son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bakın. Görüntü olarak böyle görünüyor arkadaşlar. Şimdiki sırada model yerleştirmesi yapacağız. 1 2 zincir yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bakın bu aynı ilmek çirisine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine minik badem yapıyorum bakın. Şu şekilde trabzan yapıyor gibi aldım. Bir defa çektim. İkinciyi çekmiyorum, bekletiyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Tekrar ip doluyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyor gibi ilmek aldım. Bakın tığın üzerinde 4 ilmek var. İp alıyorum. 2 ilmekten çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. Bakın 2 trabzanı tek ilmek şeklinde topladık. İpliği tığın üzerine alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe aynı şekilde bakın modelimi yapıyorum.
Trabzan yapıyor gibi çektim. Bir defa çektim, ikinciyi bekletiyorum. Tekrar iplik doluyorum. Aynı ilmeğe tığ takıyorum, ilmek alıyorum. İlmek alıyorum. Bakın tekrar 2 ilmek üzerinden çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. 2 trabzanı tek ilmek şeklinde topluyoruz. 2 zincir yapıyorum. Tekrar aynı modelden bir daha yapıyorum. Aynı ilmeğe yapıyorum bakın. Bir ilmek atlıyorum arada, ikinci ilmeğe modelimi yapıyorum. Bir defa çekip bekletiyorum. Bu şekilde minik badem modelleri yapıyoruz. Aralarda birer ilmek atlıyoruz. İkinci ilmeğe bu modellerimizden yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modellerimizi yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. En son model ile ilk yaptığım modelin, bakın burada bulunan bu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp kaydırıyorum. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de kaydırıyorum. İlmek kaydırması yaparak sırayı birleştirdim. Bu sırada bir ilmeğe bakın 2 trabzanı toplamalı olan badem modeli yaptım. 2 zincir yaptım. Aynı ilmeğe tekrar bir minik badem modeli yaptım. Bir ilmek atladım. İkinci ilmeğe yine böyle ikili badem modeli yaptım. Sırayı tamamladım. Bu model sayısı sizin yaptığınız ölçüye göre değişecektir arkadaşlar. Bakın bir ilmek atlayıp ikinci modellere başladığımız için kaç zincir başladıysanız onun yarısı kadar model sayısı olur. Modelde ikinci sıradayım. Bu iki zincirli boşluğa geçmek için ilmeği kaydırma yapıyorum. Bakın boşluğa tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. İki zincirli boşluktayım. Buraya yine bu modelimizin aynısını yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bakın bu iki zincirli boşluğa bir trabzan yapıyorum. Burada iki zincir yapıyorum. Bakın bu bir badem modeli gibi görünüyor arkadaşlar. İki zincir yapıyorum. Bu iki zincirli boşluğa badem modeli yapmak için trabzan yapıyor gibi yaptım. Çektim, bekletiyorum. Tekrar iplik doluyorum. Boşluğa tığ taktım, ilmek aldım. Bakın 2 ilmekten çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. Modeller bu 2 zincirlik boşluklara yaparak devam edecek. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasında bulunan bu 2 zincirli boşluğa geçiyorum bakın. Diğer modele geçiyorum. Yine aynı şekilde ikili badem modelleri yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay model arkadaşlar. Görüntü olarak böyle görünüyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Eteğin modellerinde ikinci sırayı sıra sonuna kadar tamamladım. Son model ile ilk yaptığım bu modeli ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bakın burada bulunan bu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Bakın birleşim yeri hiç belli olmuyor böyle yaptığımız zaman arkadaşlar.
Modelde üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada yine bu iki zincirli boşluklardan başlayacağız. İki zincirli boşluğa ilmek kaydırması yaparak geçiş yapıyorum. İki zincirli boşluktayım. İki zincir yapıyorum. Aynı boşluğa bir trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Boşluk içerisine iki trabzandan oluşan badem modelini yapıyorum. Bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer model ortasında bulunan iki zincirli boşluğa da ikili badem modeli yapıyorum. Bu şekilde bakın. Bu iki zincirli boşluklara modelleri yaparak örgüyü devam edeceğiz. Etek örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın şeklinde görelim. Bakın arttırmalar belli oldu. Arttırmalarımızı bu ilk model yerleştirmesi sırasında yaptık. Bu sayı ile etek bölümünün örgüsü devam edecek. Yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne ve tercihinize göre etek yüksekliğini ne kadar istiyorsanız o kadar sıra sayısınca tekrarlayarak devam edelim. Etek yüksekliğini benim için gerekli yüksekliğe kadar bakın ördüm. Kaç sıra model yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra benim için yeterli bir yükseklik oldu. Bakın 15. sırayı tamamladım. Sıra sonunda birleştirdim. Birleştirdiğim sıra bakın bu arkadaşlar görüntü olarak diğer model aralıklarından hiçbir farkı yok. Birleştirirken dikkat ederseniz daha güzel olacaktır. İpliği burada kesiyorum. Bakın sıra sonunda ilmek kaydırması yaparak birleştirdim. Bu renk ipliği burada kesiyorum. Şimdi çiçekli bölümü yapacağız. Çiçekli bölümün ilk önce yeşil ile yaprak bölümlerini yapacağız. Bakın ben bu renk bir yeşil kullanıyorum. Buradan bakın ilk model içerisinden yaprakları yapmaya başlıyorum. Yeşil renk ile bir ilmek oluşturdum. 1 2 3 zincir yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bir trabzan yapıyorum. Çiçek için V şekillerinden oluşan yaprakları yapacağız. Bakın. Bu bir V şekli oluştu. İpliği tığın üzerine alıyorum. İkinci model içerisine de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Diğer modele geçiyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın. Bu modeller içerisinde bulunan iki zincirlik boşluklara bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Yeşil renk iplik ile bakın bir trabzan, iki zincir, bir trabzandan oluşan V şekillerini yaptım. Sıra sonuna kadar tamamladım. En son yapmış olduğum bu V şekli ile ilk yapmış olduğum bu V şeklini kaydırma yaparak birleştiriyorum. Burada bakın zincire de batabilirsiniz, boşluğa da nasıl kolayınıza geliyorsa. İlmek kaydırması yaparak bakın birleştirdim. İpliği burada kesiyorum.
Çiçeğin yaprak bölümlerini tamamlamış oldum bu şekilde. Şimdi çiçek bölümünü yapacağız. Ben çiçeklerde bu renk kullanıyorum. Siz tercihinize göre istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Yine bu ilk V şeklin içerisinden başlıyorum bakın. Bu renk ile bir ilmek oluşturuyorum. İsteyen arkadaşlar burada bir defa düğüm atabilirsiniz. Daha sağlam görünüyor. Bu ilk V şekli içerisinden bu renk ile bir ilmek oluşturdum. 1-2 zincir yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu V şeklin içerisine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın, V şeklin içerisine 5 trabzanı yaptım. Tığı iplikten çıkarıyorum. Bakın, ilmekten çıkardım. İlk yapmış olduğum bu ilmeğe tığı takıyorum. Arada 1 2 3 4 5. ilmek bakın. Çıkarmış olduğum ilmeği tığı aldım. Bu ilmekten çekiyorum. Burayı birleştiriyoruz. Bakın, gül tomurcuğu yaptık buraya. 1 2 zincir yapıyorum. Diğer V şekli içerisine de gül tomurcuğu yapmak için 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 5 trabzanı yaptım. Bakın, ilmekten tığı çıkarıyorum. İlk bulunan ilmeğe tığ takıyorum. Tığdan çıkarmış olduğum ilmeği aldım. İçerisinden çekiyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Diğer V şeklin içerisine de 5 trabzan yapıyorum. 2 ilmekten çektim. İlk ilmeğe tığ takıyorum. Tığdan çıkardığım ilmeği aldım. İçerisinden çekiyorum. 1 2 zincir. Diğer model ortasına da 5 trabzandan tomurcuklar yapıyorum. Bakın. Böyle tomurcuk modelleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün V şekillerin içerisine 5 trabzandan oluşan tomurcuk modelleri yaparak devam edelim. V şekillerin içerisine tomurcuk modellerini yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Bu arada yapmış olduğumuz 2 zincirleri çok sıkı yapmazsanız iyi olur arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum ben. Çekme yapmasın diye bu 2 zincirleri çok sıkı yapmayalım. En son 2 zinciri yaptım. Bu zincir ile başlangıçta yapmış olduğum, bakın bu tomurcuğun burada bulunan bu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği burada kesiyorum. Eteğimizin şeklinde görelim. Bakın arkadaşlar, böyle görünüyor. Şimdi bu tomurcuklardan sonra bir sırada dilim modelleri yapmak istiyorum. Beyaz renk kullanıyorum ben. Siz isterseniz açık pembe tonuyla da yapabilirsiniz bunun ucuna. Bu ilmeği kestiğim, bakın tomurcuğun üzerinde bulunan bu ilmekten beyaz renk ile bir ilmek oluşturuyorum. Sağlamlaştırdım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincirli boşluklara trabzanlar yapacağız. Bakın, bu ilk iki zincirli boşluğa ipi tığın üzerine aldım. Bunun içerisine 6 trabzan yapıyorum. 1 Şu ipliğin ucunda içeride tutalım. Kaybedelim.
Bakın. 1 2 3 4 Bakın iki zincirli boşluğa yapıyorum bunu. 5 6 6 trabzanı yaptım. Yapmış olduğum bu trabzanı, bakın bu tomurcuk üzerinde bulunan burada bir ilmek görünüyor. Bir topladığımız ilmek var. Burada sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan bu iki zincirli boşluğa da 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 trabzanı yaptım. Tomurcuk üzerinde bulunan bu bakın ilmeğe sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer bakın iki model ortasında bulunan iki zincirli boşluğa da 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Burada bulunan ilmeği sık iğne olarak tutturuyorum. Diğer iki zincirli boşluğa da 6 trabzan yapıyorum. Bakın böyle dilim modelleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu iki zincirli boşluklara 6 trabzan yapalım. Yapmış olduğumuz bu 6 trabzanı tomurcuk üzerinde bulunan bu ilmeklere sık iğne olarak tutturalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Etek ucunda beyaz renk ile dilim modelleri yaparak bakın sırayı tamamladım. Bu şekilde çok güzel bir görüntü elde ettik arkadaşlar. En son model ile ilk yaptığım ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bakın burada bulunan ilmeğe tığ takıyorum. İp aldım, çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Burayı birleştirmiş olduk. İpliği burada kesiyorum. Böylece etek bölümünü bitirmiş olduk. Bakın görüntü olarak çok güzel oldu. İsteyen arkadaşlar bunu etek olarak kullanabilirsiniz. Ama ben bu eteğin üzerine roba bölümü çalışarak bir elbise yapmak istiyorum. Şimdi birlikte elbisemizi yapalım. Kendi rengiyle bu lastik bölümünün üzerinden roba bölümüne devam ediyorum. Roba bölümünü başlayabilmek için ön ortasını buluyoruz arkadaşlar. Eteği şu şekilde bakın. Bu arka bölümü böyle tutuyorum. İkiye katlıyorum. Ortayı buluyorum buradan. Oraya bir işaret takıyorum. Şu şekilde orta noktaya işareti taktım. Bakın lastik görüntüsü düz görünen görüntü bu. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncuya da diğer işareti takıyorum. Bakın düz görüntüleri sayıyorum sadece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'uncuya işaret taktım. Buradan da sayıyorum bakın. Diğer taraftan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer işareti de oraya takıyorum. Bu iki işaret arasında roba bölümünü başlayacağız. Bu taraftan ilk sıradan bakın. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. Herhangi bir yerden yapabilirsiniz. Bir defa düğüm atıyorum. Buradan bir ilmek oluşturuyorum bakın. Bir zincir yapıyorum.
Bu ilk gördüğüm düz taraftan görünen trabzan. Bunu düz taraftan boşluktan alıyorum, uzatıyorum. Bakın, trabzanı uzatıyorum, bir trabzan yapıyorum. Robada her iki taraftan 4 trabzanı düz görünen trabzan yapacağız. Bakın, bu ilk trabzanı yaptım. İkinci trabzan ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan görünüyor. Düz taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Ters taraftan görünüyor. Ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 düz görünümlü, bakın, trabzan oluştu. 3 trabzan da arada var. Toplam 7 trabzan oldu burada. Buradan itibaren düz trabzanlar yapıyoruz. Sıra sonunda bakın, bu işareti yaptığım yerden 4 trabzan görüntüsü kalasıya kadar, yani 7 trabzan kalasıya kadar trabzan yapıyorum. Bu ilk ilmek içerisine trabzanı yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalasıya kadar trabzan yaparak devam edelim. Trabzanlar yaparak bakın 7 ilmek kalasıya kadar tamamladım. Sayıyorum, bakın, bu pembe ile işaret yaptığım yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek kaldı. Buraya kadar düz trabzanlar yaptım. Buradan itibaren lastik örgüsüne devam ediyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İlk trabzan düz taraftan görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Gördüğüm gibi alarak trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde. Bakın, ilk sırayı tamamladık. 1, 2, 3, 4 lastik görünümü burada oldu. Arada trabzanlar yaptım. Burada da 1, 2, 3, 4 lastik görünümü burada oldu. Artık bu şekilde devam ediyoruz. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Burada bulunan lastik örgülerini nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İlk, bakın, düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Dört lastik görünüm, bakın, düz tarafı burası. Şöyle çevirelim. 1, 2, 3, 4. Artık düz trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Diğer lastik örgüsü olan, bakın, burada 4 lastik görüntüsü vardı. Buraya kadar trabzanlar yaparak devam edelim. Trabzanlar yaparak diğer lastik örgüsünü yaptığımız yere geldim, bakın. Burada da lastik örgüleri nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İlk lastik görünüm, bakın, ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Gördüğümüz gibi boşluklardan alıp trabzan yapıyoruz. Son ilmeği de, bakın, üzerine batıyorum, trabzan yapıyorum. Görüntü olarak bakalım. Bakın, bu şekilde görünüyor arkadaşlar.
Sıra sonunda 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu lastik örgüleri nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Düz gördüklerimi düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta gördüklerimi ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Dört lastik örgüsünü tamamladım. 1, 2, 3, 4. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bu 4 lastik örgüsünü gördüğümüz gibi alarak trabzan yapalım. Bu sırada lastik örgülerini nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaptım. Trabzanların üzerine de trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın burada da nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yaptım. En son trabzanı yine sizinle birlikte yapmak istedim. Bakın burada 3 zincir yaparak oluşturduğum bir trabzan var sıra sonunda. Bunu bu zincir boşluğuna tığ takıyorum. Son trabzanı böyle yapıyorum. O zaman bu kenarın görüntüsü daha düzgün görünüyor arkadaşlar. Bakın. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Örgüyü çeviriyorum. Yine nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Trabzanların üzerine de trabzanlar yapacağız. Bakın trabzan bölümüne geldim. Lastik örgüsünü bitirdim. Burada da trabzanların üzerine trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bu şekilde. Artık roba bölümünün örgüsü böyle devam edecek. Nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapıyoruz. İki tarafı ortada bulunan ilmekler üzerine de trabzanlar yaparak roba yüksekliğini bebeğinizin büyüklüğüne göre tamamlayalım gelelim arkadaşlar. Robanın örgüsünü benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. Bakın trabzan sırasından sayarsak daha kolay sayarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıranın kaç santim olduğunu da ölçelim. Lastiğin buradan sıfır noktasını tutuyorum. Ölçtüğüm zaman 11 santim yükseklik var. Yakada lastik örgüsü yapacağız. Bu kenar patta yaptığımız gibi yakada da lastik örgüsüyle bitireceğiz. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Örgüyü çeviriyorum. Lastik örgüsünü nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İlk bakın ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğerlerinde gördüğüm gibi boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Burada 4 lastik görünümünü yaptım. Trabzanlar üzerinde de lastik örgüsüne devam ediyorum. En son bakın düz taraftan boşluktan alıp trabzan yaptım. Bunu bakın bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bunu düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir ters bir düz boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Bu lastik örgüsü yaptığımız yere kadar devam edelim. Trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak bu lastik örgüsü yaptığımız yere kadar tamamladım. En son ilmeği de bakın ters taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım. Bu lastik bölümünde bulunan ilmekleri de nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp
Trabzan yaparak devam ediyorum. Düzde gördüklerimi düz taraftan, ters tarafta gördüklerimi ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. En son ilmeği de 3 zincirin üzerine trabzan yapıyorum. Bakın. Yakanın görüntüsü böyle oldu. Şimdi ikinci sırada bu lastik örgülerini nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapacağız. Ama bu patların olduğu buralara düğme için düğme delikleri oluşturacağız. Bir sırada kaç trabzan olduğunu sayıyorum arkadaşlar. Bakın orta bölümde bulunan bu düz trabzanların olduğu yeri sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, bir de bu 27 trabzan var bu orta bölümde. Bunları lastik örgüsü yaptık. Lastik örgüsü görüntülerini sayıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 düz görünümlü lastik örgüsü var. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanı bakın düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Buraya bir düğme deliği yapacağız. Bakın 1, 2, 3 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu trabzanı atlıyorum. Bakın bunu yapmıyorum. Bunu atlıyorum. Diğer tarafta görünen, ters tarafta görünen trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bakın düğme deliğini de görelim arkadaşlar. Burada 1, 2, 3 trabzanı yaptım. 4. trabzanı bakın. Atladım. 5. trabzanı yaptım arkadaşlar. Bu lastik örgüsünü bir ters bir düz boşluklardan alıp trabzan yapalım. Bu tarafa da düğme deliği yapacağız. Burada 4 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam öyle boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonunda 4 ilmek kalasıya kadar tamamladım. 1, 2, 3, 4 trabzan kaldı bakın. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. Burada bulunan ters tarafta bulunan trabzanı ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Burada bir düğme deliği için yer yaptık. Bakın düğme deliğin iki tarafında düz taraftan baktığınız zaman iki tane düz taraftan görünen trabzan var. Bunu düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. En son 3 zincirli boşluğa da bir trabzan yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın. Bir sırada bunun üzerinden trabzan yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İlk trabzan ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım. Düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım. Bu bir zincir yaptığım yere geldim. Bu bir zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Burada bakın bir ilmeği atlamıştık. Burada da bir trabzan yaptım. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan ters alıp trabzan yapıyorum. Böyle oldu bakın. Trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak bu düğme deliğini yaptığımız yere kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak diğer düğme deliğini yaptım. Bakın bu bir zincirli yere geldim. Buraya bir zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum.
Düz tarafta görünen trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünen trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. En son üç zincirli bakın boşluğa da bir trabzan yapıyorum. İpliği burada kesiyorum. Böylece Roma örgüsünü tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Robasını tamamladık. Şimdi bir de buna askı yapmak istiyorum. Bakın bu arka bölümünü çeviriyorum eteğin. Bu lastik örgüsü bakın bu patlarda yaptığımız gibi lastik örgülerinden oluşan askılarını yapacağız. Nerede yapacağıma bakıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Buradan bakın buradan sayalım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek atlıyorum. Bu 7. ilmekten askıya yapacağız. Buraya ipliğin ucunu bir defa bağlıyorum. Bakın. Bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu ilk trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın buradan 1, 2, 3 lastik görünümünü atladım. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 4 lastik görünümü elde edilseye kadar yapıyorum. 1, 2, 3, 4 lastik görünümü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de trabzan oluştu bakın. Askının örgüsü bu 7 trabzan ile devam edecek. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın düz taraftan görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Bakın son trabzana 3 zincirli boşluğa tığ takıyorum. Trabzan yapıyorum. Böyle oluyor arkadaşlar. Bu 7 trabzan ile askının örgüsünü yapacak olduğunuz bebeğinizin boynundan geçirip ölçerek istediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Diğer askıyı da başlayalım. Her iki askının örgüsünü birlikte devam ederiz. İpliğin diğer ucunu bakın açıyorum. Diğer ucundan da diğer askıyı başlayacağız. Şöyle yerleştirelim bir görelim. Nasıl olduğuna bakıyorum arkadaşlar. Bakın buradan da bunu bir lastik görünümü dersek bir iki lastik görünümünü atlıyorum. Burada 4 lastiğe ihtiyacım var. Sayıyorum bakın 2 4 6 lastik görünümünü atlıyorum. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. İlmek yaptım. Bağladım, sağlamlaştırdım. Bir zincir yaptım. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu ilk bakın trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Dört lastik görünümünü elde ettim. Üç zincir yapıyorum.
Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Son lastiği de buradan şu şekilde yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum ve devam ediyorum. Askının örgüsüne. Askıların örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Her iki askının örgüsünü dediğim gibi yapacak olduğunuz bebeğin boyunun uzunluğuna göre istediğimiz kadar sıra sayılarını tekrarlayarak tamamlayalım. Her iki askının uzunluğunu aynı ölçüde ördüm. Kaç santim ördüğüme bakıyorum. Bakın başladığımız yerden ölçüyorum. 34 santimetre uzunluk var. Siz de bunu yapacak olduğunuz bebeğinizin boyuna göre daha kısa veya daha uzun da yapabilirsiniz. Askıların ucuna da bu şekilde 2 adet düğme diktim. Bakın bir buna bir buna. Bunu şu düğme delikleri yapmıştık. Buna takarak kullanabiliyoruz. Roba bölümüne ben bu şekilde de bakın bir çiçek aplik yaptım. Bunu roba bölümüne diktim. Bu çiçeği etek ucunda yaptığımız çiçeğe uyumlu yaptım bakın. Aynı renk tonuyla çiçeğini yaptım. Bu çiçekten siz de yapmak isterseniz ben bu çiçeğin olduğu videoyu YouTube kanalıma yükledim. Sizler için bu çiçeğin olduğu YouTube linkini izlemekte olduğunuz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz de bu çiçekten yapmak isterseniz o link üzerine tıklayarak yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın arkadaşlar bitmiş olarak. Arka görüntüsüne bakalım. Arka görüntüsü de böyle. Ben çapraz taktım. Siz isterseniz bunu düz de takabilirsiniz. Arka bölüme de bir adet düğme diktim. Bebeğimize giydirip çıkarması kolay oldu böylece. Ölçülerini size vermek istiyorum. Buradan genişliğini ölçüyorum. 25 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Başlangıçtan itibaren yüksekliğini ölçüyorum. 26 santimetre. Roba başlangıcından bitmiş olarak yüksekliğini ölçüyorum. 37 santimetre. Robanın da genişliğini ölçelim arkadaşlar. Bakın, robanın genişliğini ölçüyorum. 16 santimetre. Roba yüksekliğini ölçüyorum bitmiş olarak. Buradan 13 santimetre. Bu da 1-2 yaş arası bebeklerimiz için çok güzel bir ölçü oldu. Bu elbisenin örgüsünde iplik olarak da ikinci iplikten bakın bu kaldı arkadaşlar. 1,5 adet iplik kullandım. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açarsanız bundan sonra kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecektir, haberiniz olacaktır. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.